Demek beni etkilemeye çalışıyordun, öyle mi? O zaman Toprak söylediklerinde haklı. Niyetin gerçekten de bizi ayırmaktı, öyle mi? Hayır, hayır Çınar, öyle değil. Önceleri Zümrüt Hanım Yeşim'in de acısıyla Toprağı biraz kıskandırmak istedi herhalde. Ama inan sonra o da vazgeçti. Ben sonra Kerem'e aşık olunca... inan istese de yapmazdım zaten. Neden sana inanayım ki? Kerem'le de ayrıldın. O ilişkin de çok kısa sürdü. Belki bu da oyunun bir parçası. Ha? Ne dersin? Arka bahçeye gel. Kim göndermiş? Bilmem. Bakalım. Kerem? Aza, sen... sen benim her şeyimsin. Şimdi de karım olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin? Kerem, ben... Gerçekten özür dilerim. Kusura bakma. Ben sizin tekrar birlikte olduğunuzu bilmiyordum. Önemli değil. Sadece Toprak biliyordu. Annemin kulağına gitsin istemedik. Ben en iyisi gideyim, sizi yalnız bırakayım. Sürprizi mahvettim zaten. Size mutluluklar. Görüşürüz. Hoş geldin. Nasılsın bir tanem? İyiyim ama bana inandığını söylersen çok daha iyi olacağım. Elbette sana inanıyorum. Ne yapacağız peki şimdi? Zümrüt Hanım'la gidip yüzleşecek miyiz? Konuşacağım hayatım ama bana biraz zaman ver. Şirkette işler çok karışık. Hisseleri satışa çıkarmaya karar verdik. Biliyorum, haberim var. Necip Bey bahsetti biraz. Ama merak etme. Ben inanıyorum. Her şey düzelecek. Umarım hayatım. Biliyorum bu yaşadıkların kolay değil. Ama hepsini atlatacaksın. Merak etme. Çınar, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Neyle ilgili? Zümrüt Hanım'la ilgili. Ne oldu baba? Daha ne olsun? Sen gittin, o bana anlattığın saçma sapan şeyleri bir de karıma mı anlattın? Bu nasıl bir şuursuzluktur Şınar? Cevap ver. Ben sadece karımı korumaya çalışıyorum. Yani...
Toprak öyle kafasından hurafeler uyduracak bir kadın değil ki. Hem Zümrüt Hanım'ın geçmişte yaptıkları da belli. Gittim konuştum sadece. Ne var bunda? Bana sorman kafiydi. Senin ya da bir başkasının karımı üzmeye ne hakkı var? Zümrüt Hanım aşağıda hüngür hüngür ağlıyor. Yıldan taşınacağım diye tutturdu. Benim karım da çok üzgün. Yeter Çınar. Bu zamana kadar birçok şeye yeterince müsamaha gösterdim. Ama artık bitti. Gidip hemen karımdan özür dileyeceksin. O kadar. Oğlum, çok az kaldı. Hiç ayrılmayacağız. Tamam mı Can'cığım? Tamam anne. Hadi bir tanem, kapatıyorum. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Çirkin ergen günlerini özledin galiba. Sensin çirkin. Teşekkür ederim. Ama bu yakışıklı adam bu çirkin kızı çok seviyor. Beni istemişsiniz beyim. Zümrüt Hanım'ı çağırır mısın kızım? Tabii beyim. Beni çağırmışsınız Necip Bey. Buyurun Zümrüt Hanım, oturun. Merhaba Çınar. Size söyleyecekleri varmış. Zümrüt Hanım, ben sizden özür dilerim. Kusura bakmayın, biraz fazla üstünüze geldim. Yıldan taşınmayı düşünüyor musunuz? Buna da hiç gerek yok. Ben sadece karımın haklı olduğu sıkıntıları dile getirmeye çalıştım, o kadar. Önemli değil Çınar. Ben senin ne kadar iyi niyetli olduğunun farkındayım. Ayrıca özür dilediğin için çok teşekkür ederim. Belki ben de biraz fazla alıngan davrandım. Şu zor zamanımızda kenetlenmemiz en doğrusu. Anlayış gösterdiğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Yalnız söylemek istediğim bir şey daha var. Nedir? Evet, karım bazı şeyleri kafasında büyütmüş olabilir. Ama haklı olduğu noktalar var. O yüzden de kimsenin karıma aklını yitirmiş gibi davranmasına müsaade etmem. En ufak bir şüphede karşınızda bulursunuz beni. Haberiniz olsun.
yapacağım ben? Anam ne olur bir kanıt olsun. Hayatım ne oldu? Sen bana inanmıyorsun Çınar. Zümrüt Hanım'a inanıyorsun. Nereden çıkardın bunu şimdi? Çünkü duydum. Gidip ondan özür diledim. Hey hayatım dinlemiyorsun ki beni. Eğer konuştuklarımı dinleseydin sonuna kadar seni nasıl savunduğumu da görürdün. Neden gidip özür diledin o zaman? Babam istedi. Çok üzgündü. Hem bunda ne var ki? Çınar bak. Bak hayatım. Sana milyonlarca kez söz. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ne olur ağlama. Helak ettin kendini lütfen. Çınar bak. Ben dünden beri hayalet falan görmüyorum. Ben zaten gayet iyiyim. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hepsini Zümrüt Hanım yaptı. Bak. O televizyonun arkasında bir kablo vardı. Şu an o da yok. Ne yaptı etti onu oradan yok etti. Hayatım ne olur düşünmeyelim artık bunları. Bak, sen de yoruldun. Ben de çok yoruldum. Hadi gel yatalım. Ne olursun. Hadi sıkma kendini. Allah'ım ne olur yine aynı şeyler olmasın. Çınar'la ayrılmayalım ne olur yardım et. İnternet, uydu ve TV sistemi kurdumları bilgisayar bakımı. Çınar Bey'im çayınızı burada mı içeceksiniz? Koy şöyle. Mürüvvet. Bu kartı kim bıraktı? Televizyonu mu tamir ettirdiniz? Yoo. Nereden gelmiş bilmiyorum. Ne oldu ki beyim? Yok önemli bir şey yok. Toprak nerede yukarıda mı? Evet çocukların yanında. Tamam sağ ol. Getir bunu da. Lale'cim gel. Ver onun içindekini ha. Çıkart şuradan. Aferin. Gel bunu da yerleştirelim. Ne yapıyormuş bakayım benim meleklerim? Oo, dağıtmışsınız gene her tarafa. Puzzle oynuyorduk. Bravo. İyi misin sen? Şirkette hisse satışları başlıyor ya. Biraz gerginim. Anladım. Umarım iyi geçer. Ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni tamam mı? Peki. Hiçbir şeyi de kafana takmayacağını söz ver. Söz. Hadi anneyi yormayın bu kadar. Pu. Ha pu. Pu. Oh. Canım. Efendim Azra. Toprak. Hala Zümrüt Hanım'la ilgili bir koz istiyor musun? Ne oldu bir şey mi buldun? Evet, onun basın planının ne olduğunu öğrendim. Neymiş? Holding'in satışa çıkan hisselerini o almak istiyor. Ne? Toprakçı fazla zamanımız yok. Hemen buluşmamız lazım. Tamam, geliyorum hemen. Endişelenmenize gerek yok Zümrüt Hanım. Bu tişörtle kimse benden şüphelenmez. Ayrıca sağlam olsun diye bir kart bile bastırdım. Yani anlayacağınız bir sıkıntı yok. Ukalalık etme bana. Neyse, Reyhan'ın tüm görüntüleri burada. Buyurun. Hiçbir kopyası kalmayacak anlaşıldı mı? Hepsini sileceksin. Merak etmeyin, hepsi çoktan silindi bile. Hadi şimdi kalk.
Gel Sıtkı. Bak şu giden çocuğu görüyor musun? Tişörtünde Ethernet yazıyor. Hı. Benim arabayı al, onu takip et. Ben sana telefondan atacağım. Tamam da... Ya tamam, ben şefine söylerim, sen merak etme. Tamam. Hadi koş. Burnumun ucunda olanları nasıl göremedim? Bütün amacı buydu demek. Hisseleri alıp şirkette üstünlük sağlamak. Evet. İnanılır gibi değil. Beni aklımdan zorun varmış gibi göstermek de sadece dikkat dağıtmak içindi demek. Belki de. Şimdi hisseleri bu buluşacağı adam aldı gibi gösterip aslında kendi alacak, öyle mi? Evet Toprak. Aynen öyle. Çok sağ ol Azra. Bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmez bir haldeyken sen bana yardım ettin. Senin sayende her şeyi ispatlayabileceğim. Umarım bir şeyler yakalayabiliriz Toprak. Umarım, artık bu sefer Zümrüt Hanım'ı elimden kaçırmamam lazım. Da gelmeyecek mi bu kadın, hala yapar? Merak etme, şimdi gelir. Ha Toprak, bu arada ancak bunları bulabildim. Yani burada bizi göremez ama yine de tedbir olsun diye. Hadi tak şunları. Zekeriya Bey. Toprak, hadi telefonu çıkar, kaydetmemiz lazım. Evet, bütün bilgiler burada. %30 yeter herhalde, değil mi? Siparişleri alabilir miyim? Biz henüz hazır değiliz. Birazdan rica edebilir miyiz? Peki efendim. Kahretsin. İki gün geciktirdik diye aidatı hemen dırdır atıyorlar ya. Az bekle Mehmet Efendi, getiriyorum paranı. Kardeşim ne oluyor, sen kimsin ya? Belan olmaya geldim aslanım. Ne istiyorsun? Zümrüt Hanım'la ne işler çevirin, sökül bakalım. Hiçbir şey yapamadım. Şanssızlık oldu. Neyse, ben zaten adamın adını öğrenmiştim. Zekeriya Hamitoğlu'ymuş. Ne işimize yarayacak ki? Belli olmaz. Benim bir tanıdığım var. Araştırıp dönecek bana. Hem kimmiş neymiş öğreniriz. Sıkma canını, tamam mı? Tamam. Toprakçığım hadi ben kalkayım. Zümrüt Hanım'ı takip etmen lazım. Evet. Abi vallahi billahi ben Zümrüt Hanım'la kablolu TV için konuştum ya. Ben yer miyim bu numaraları? Kablocu olsam merkezde başka bir yerde çalışırsın. Burası öyle bir yer. Sen ne var bir numara? Abi ek iş için yapıyorum ben bunu. Montaj işleri falan yani. Başka bir numaram yok abi benim. Oğlum bak adamın tepesinin tasını attırma. Zümrüt Hanım'a ne verdin söyle. Yoksa var ya polis getiririm buraya. Ek işin kök işin çıkar meydana. Tamam. Öt bakalım.
Bu Zümrüt Hanım için yaptığım montajın kopyası. Ha şöyle hizaya gel. Bak koçum, burada bir Ali Cengiz oyunu varsa külahları değiştiririz ha. Yok abi, bizde Ali Cengiz falan olmaz ya. Buyur Şeref Hanımcığım. Oh. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yavrum. Toprak odasında değil mi? Hayır, bugün hiç uğramadı ki. Ama sabah evden kreşe gidiyorum diye çıktı. Belki bir yerlere uğramıştır. Biz yanlış anladık herhalde. Çay ikram etseydim Toprak Hanım da gelir nasılsa. Yok sağ ol yavrum, biz gidelim. Peki efendim, nasıl isterseniz. Yine bekleriz. Nerede bu kız İkbal Hanımcığım? Ya gene neyin peşinde acaba? Hay Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Hadi gel Şeref Hanımcığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.